Merhaba arkadaşlar. Bugün derbi günü. Bir tarafta Beşiktaş, bir tarafta Fenerbahçe. Ve Meşin Top bugün kimi mutlu edecek? Öncelikle toptan daha köşeli adamlar görmeye hasret kaldığımız futbol dünyasında fair play'e uygun iki takımın şanlı tarihine yakışır bir mücadele olmasını, hakemin, VAR'ın adil bir şekilde görevlerini yapmasını bütün kalbime diliyorum. Kimin kazanmasından daha önemli olan benim için nasıl kazandığıdır. Şimdi gelelim derbiye. Bakın, ben size derbiyle ilgili bir sır vereyim. Ya da bir formül. Ne nasıl olur? Arkadaşlar, eğer bu derbinin ilk yarım saatinde Fenerbahçe gol atamazsa, ilk yarım saatte Fenerbahçe gol atamazsa derbi biter, tribünlerle Pereira maçı başlar. Fenerbahçe ilk yarım saatte gol atamaz ise derbi orada biter. Tribünlerle Pereira maçı başlar. Bir defa bunu bir yere not edin. Biz derbileri sadece teknik olarak analiz edenlerden, sadece duygularla bu kazanır, şu kazanır, böyle olur falan filan de masal anlatanlardan değiliz. Derbi hayatın kendisidir. Bunların, bu topun bir ruhu vardır. O gün canı istemesi lazım. Sadece öyle değil, armaların ruhları vardır. Ve ben bunca yıllık meslek hayatımda yaklaşık 40 yılda şunu gördüm. İzlediğim yüzlerce derbide. Moral, motivasyon ve kırılma anları derbi için en belirleyici faktörlerdir. Önce buradan başlayacağız dolayısıyla. Şimdi iki takımın da ligdeki durumları ortada. Doğru mu? Yani al birini, vur ötekini. Birinin kulübesinde ne kadar kalacağı belli olmayan bir teknik adam Pereira, diğer tarafta altyapıdan gelen ve en azından taraftan hoşgörüyle baktığı bir yeni hoca. Yani dolayısıyla arkadaşlar, terazinin ilk kefesine baktığınızda Beşiktaş yedek kulübesi moral, motivasyon ve taraftarın tahammülü, futbolcunun saygısı, sevgisi, futbolcunun hocaya, hoca için oynaması anlamında ağır basıyor. Beşiktaş tarafı ağır basıyor. Pereira sallantıda. Böyle sallanıyor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? İşler sahada kötü gider, Beşiktaş öne geçer. Maçı kazanacak hale gelirse tribünler işi gücü bırakır. Pereira ve futbolcularla oynarlar. Çok net. Tartışmasız. Yönetim, takım ve elbette Pereira. Bunu ben biliyorum Turgay Demir olarak. Pereira bilmiyor. Futbolcular bilmiyor. Hepsi biliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kırılma anları çok daha fazla. Derbide bu çok önemli. Derbi böyle dengeli başlar. Sonra terazi oynar sağa sola. En sonunda denge birinin lehine gider. Hangisi olacağını ben kendi tahminimi söylüyorum. Moral, motivasyon Beşiktaş'ta. Kadro kalitesi eşit. Gol yapma becerileri bana göre eşit. Gol yeme beceriksizlikleri bana göre eşit. Farkı belirleyecek olan kaliteli oyuncuların bugün ne kadar sorumluluk alacağı. Beşiktaş'ta Gezal, ortada Josep, Pjanić,
Bak şu ay Fenerbahçe'de Mesut Özil, ne bileyim kim oynatacağını bilmiyorum, oynarsa, oynatırsa İrfan Can. Çünkü kaliteli ayakları pek kullanmıyor Pereira. Yani kaliteli oyuncuların ne kadar sorumluluk alacağı bu dengeyi biraz değiştirebilir. Ben normal şartlarda tahmin ettiğimiz gibi akan, dengeli giden bir oyunun beraberlikle bitmesinin büyük ihtimal olduğunu düşünüyorum. İşleri terse çevirecek olan moral motivasyondur. Fenerbahçe iki yarım saatte gol atamaz, bir de üzerine gol yerse tribünler, yani arkadaşlar bakın size derbinin ben formülünü söyleyeyim. İzlerken bunu fark edeceksiniz. Tribünler Pereira'nın ve takımın aleyhine dönmezlerse bu derbi son dakikaya kadar çekişme içinde geçer. Terazi bir iner bir kalkar, karşılıklı goller olur, pozisyonlar olur. Belki böyle dengede biter. Tribünlerdeki homurdanmalar sahadaki Fenerbahçe'nin dengesini bozarsa Fenerbahçe aşağı düşer. Ama terazinin kefesi olarak aşağı düşmez. Terazinin kefesi şöyle olur. Ben moral motivasyon anlamında kim yukarı çıkar? Tribünler eğer hocayla futbolcular uğraşırlarsa Fenerbahçe'nin moral motivasyonu devre dışı kalır. Beşiktaş'ın böyle bir derdi yok. Dolayısıyla arkadaşlar normal şartlarda kafamda bu derbi oynadığında berabere bitiyor. Dış faktörleri, psikolojik faktörleri, taraftarın baskısı ortaya koyduğunda Beşiktaş biraz daha ağır basıyor. Fenerbahçe taraftarı belki her türlü sonuca rağmen sahadaki görüntü ne olursa olsun tepki vermez. O zaman bu maç 90 dakika boyunca çok çekişmeli geçer. Ve hakikaten iyi bir maç olur. Uzatmayalım. Yıldızların ekstra performanslarını ayrı bir yere koyuyorum. Güzel bir derbi bizi bekliyor. Tribünler o dengeyi bozabilir. Beşiktaş da yine bozabilir. Ama normal şartlarda benim tahminim bu maç başladığı gibi biter. 1-1 beraber olur. 0-0 olur, 2-2 olur, 3-3 olur ama beraberlik çok büyük ihtimal diyorum. Herkese iyi bir maç. Hak edenin, hak ettiği skoru aldığı bir derbi diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Turgut.